Hepiniz öncelikle Trafik Eğitim Parkı'na, sonra da sınıfımıza hoş geldiniz. Zıpkın gibi, fişek gibi olacaksınız. Anlaştık mı? Sırt çantası hediye edeceğiz. 3. Hazır mıyız? Hayatta her şeyin bir kuralı olduğu gibi trafiğin de kuralları vardır. Şimdi söz sizde. Eğer trafik kuralları olmasaydı ne olurmuş? Kaza. Eğer trafik işaret levhalarımız tahtadaki gibi mavi renkli içi beyaz ve siyah logoluysa bu trafik işaret levhaları genel anlamda neye geliyordu? Bilgilendirme amaçlıdır. Büyük bir kısmı bilgilendirme amaçlıdır. Şimdi tahtada 3 tane trafik işaret levhası var. Bu trafik işaret levhaları güvenli geçiş noktalarıdır arkadaşlar. Eğer bir yerden karşıdan karşıya geçeceksek öncelikle gözümüz ne arayacak? Bir mavi renkli trafik işaret levhası. Bunlardan hangisi olacak birincisi? Üst geçit. Karşıdan karşıya geçerken bu 4 tane güvenli geçiş noktalarından geçmek zorundayız. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Devam edelim. Ne dedik? Karşıdan karşıya geçerken öncelikle gözümüz ne arayacaktı bir? Üst geçit. Çok iyiydi. Öncelikle arabalarımıza bindik, derslerimizi öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Belediyemize ve burada öğreten bütün trafik polislerimize çok teşekkürler. İyi ki varlar yani. Trafik arabalarına bindik. Sonucunda bize neler olduğunu öğrettik. Trafiklerin nasıl bir biçimde trafiğe nasıl gireceğimizi öğrendik. Kendimi çok iyi hissediyorum. Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bugünü çok özel bir gün geçirerek yaşadım. Karatay Belediyesi'ne çok ama çok teşekkür ediyorum. Trafikte kurallara uymamız gerektiğini öğrendim. Kurallara uymazsak hayatımızın riske gireceğini öğrendim. Trafikle ilgili şeyler öğrendik. Mesela kırmızı ışıkta durulacağını, yeşil ışıkta geçileceğini öğrendik. Solumuza, sağımıza, tekrar solumuza bakarak geçebileceğimizi öğrendik. Ondan sonra simülasyon izlettiler. Oradan öğrendik bilgileri. Sonra buraya geldik. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hadi gidelim. Biz de çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hadi git. Tamam.